Bu işveren açısından da ülkemizin şartlarında zorlayıcı bir şey ama gerçekten kim uyacak? Peki asgari ücreti de ortadan kaldıracaklar dediniz. Şimdi asgari Esnek ücret... çalışma modeli, ülke esnek çalışma modeli ne demek? O asgari ücretin ortadan kalkmasının yolunu mu Yani açar? bir işçiye en az 17 bin lira vereceğim değil. Yarısını verebilirsin mesela. 8 bin lira verebilirsin. Neden esnek çalışıyor? Evet. Doğru. Bak bunu şöyle örneklendirmiştim Ülkü 2006 yılında. Metroda bir büfe düşün. Sabah saatlerinde işe giderken insanlar oradan çay, poğaça, kahve alıyorlar. Sonra akşama kadar boş oturuyorlar. Akşam saatinde de yine çay bir şeyler satıyorlar. Sen de büfenin sahibisin, yanında da bir çalışanın var. Diyorsun ki sabahları 2 saat geleceksin. Sonra git evine, nereye gidersen git. Akşam da 2 saat geleceksin. Sen günde 8 saat değil 4 saat çalışacağın için ben de sana yarım ücret vereceğim. Evet. Ama o çalışanın ev sahibi kirayı yarım öde demiyor. Tabii ki. Tabii ki. Market, bakkal, gel alışveriş yap, paranın yarısını öde demiyor. Yani bu daha çok çalışanın isteğinden ziyade işverenin de uygulayacağı bir, uygulamak isteyeceği bir çalıştırma yöntemi olarak karşımıza çıkabilir. Çıkacak zaten Ülkü. Amaçları bu. Hani birkaç cümleyi bana yasakladın ya. Evet. Söylemeyin O ama lütfen. yasaklanan cümlelerin sebebi bu zaten. Evet. Evet. İzleyicilerimiz de her hafta takip ediyorlar zaten. Onlar da biliyorlardır o yasaklı kelimeleri. Peki Ali Bey, tamam asgari ücret ortadan kalkıyor. 8 binde, 9 binde işveren uzaktan çalıştırıyorum der. Esnek çalıştırıyorum der. Esnek der verebilir. Şimdi uzaktan çalışmadan da bahsediyor. Hani modernize ediliyor ya hayatımız. Tamam Ülkü, sen artık evinden çalışacaksın. Elektrik paranı vermem. İnternete gireceksin. İnternet paranı vermem. Kendi cebinden elektrik paranı öde. Kendi cebinden Wi-Fi'yi öde. Evet. Kendi cebinden yemeğini ver. Ben de sana ücretini vereyim. Ama çalışma saatin yok. 24 saat günlük. Evet. Hiç bakmadığım açılardan da olaya baktınız. Ben uzaktan çalışma derken işin o aşamasını hiç düşünmemiştim. Peki Ali Bey, şimdi çok çok zam yapılmış. En son Merkez Bankası Başkanı'nın bunu yurt dışında Londra'da da söylediği konuşuluyor. Hani %49 zam yapıldı ya örneğin asgari ücrete. Artık çok yüksek zam yapmaya gerek yokmuş. Zaten enflasyon ve asgari ücret ilişkisini iktidarın kurduğu çok iyi biliyor. Zaman yükselmesin diye asgari ücrete ikinci zam yok ya da yükseltilmiyor maaşlar. Şimdi 2025'in başını biz sizinle konuşmuştuk. Siz bize bir hesaplama yapmıştınız. İktidar cephesinden Erdal Sağlam da şöyle paylaşıyor. 2025'in başında en çok %20 zam. Emekliye, asgari ücretliye, çalışana en çok. Şimdi siz diyorsunuz ki çok. %20'ye varmayacak. Bizim telefon konuşmamızda öyle dediniz. Tekrar yaptığınız Evet. hesaplamalara göre, hedef enflasyona göre, iktidarın yapmayı planladığı, istediği, uygun gördüğü ve belli ki yapacağı zam oranlarını bize söyler misiniz? Çünkü şöyle gidelim bak. Şu anda Ağustos ayındayız. Temmuz ayında çalışana emeklilere pardon ve memurlara zam yapıldı. Geçmiş 6 ay enflasyon kadar. Evet. Ve Merkez Bankası da yıl sonu enflasyonu %38 olarak hedefliyor. Evet. Şimdi şu anda %32'ye ulaştı. %38 için Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarının %1 kadar çıkması lazım. Aslına bakarsanız mümkünatı yok ama belki de olur. TÜİK var, kalem var. %1 aylık enflasyon çıkması gerekiyor. Olursa %38'e ulaşıyoruz Ülkü. Bak olursa %38'e ulaşıyoruz. Yoksa hedeflenen enflasyona ulaşamıyoruz. Yıl sonuna. Evet. Merkez Bankası da bu düşünceyle TÜİK'le beraber çalışıyormuş. Bunu da Merkez Bankası başkanı açıklamıştı. Biz TÜİK'le ortak komisyon kurduk. Onunla çalışıyoruz demişti. Geçen hafta. Yani önümüzdeki yıl 2025 Ocak ayında %8,5 veya 9 enflasyon çıkaracaklar 6 aylık. Ve diyecekler ki emekliye 8,5-9 zam yapacağız diyecekler.
Bu zamla değil de enflasyonun telafisi. O da telafisi değil yani. Telafisi değil. Hayır, gerçek telafisi değil. Tabii. TÜİK'in açıkladığı enflasyonun telafisi. Hı hı. Hı hı. Emekliye %8,5. Önümüzdeki aydan itibaren enflasyonu %1'e düşürecekler. Hedef enflasyonun çıkması için önümüzdeki aylarda her ay %1 açıklasınlar ki hedeflediklerini 38'e tuttursunlar. 38'e kalsın. Diyorsunuz, evet. Çünkü ülke Temmuz sonu 32 oldu. Hı hı. Temmuz'dan aralığa 6 ay var. O 38 için aylık %1 lazım. Evet. Şimdi ikinci soru şu, Merkez Bankası'nın İngiltere'de açıkladığı şey şu. Hı. Bunu da çok görüyorlar. Diyorlar ki 2025 yılında enflasyonu %28 olarak hedefledik. 2025 yılın toplamında onun yarısı kadar 6 ay 14, yarısı kadar 14 Temmuz'da vereceğiz diyorlar. O zaman şimdi bize söyler misiniz? 2025'in önce başı emekliye %8,5, asgari ücretliye... Onu bak, o Cumhurbaşkanı'nın ağzında. Ha. 2027'de 25'te seçim olacaksa 2024'ün enflasyonu olan %38'e kadar arttırır. Ha. 2025'te seçim olmayacaksa Merkez Bankası'nın dediği kadar yaklaşık olarak %19 artar. %19. Sonra da şey derler mi? %19 yaptık, çok yaptık, Temmuz'da zamma gerek yok. Onu zaten yıllık açıklar. Ülke zaten geçen yıla kadar bütün enflasyon asgari ücretle ilgili yönetmelik yıllık diyor. Bir evet. Tek geçen yıl 2023'te çift yaptılar. Seçim vardı. Evet, evet. Peki Temmuz'da önümüzdeki yıl 2025 Temmuz'da emeklinin durumu ne olur? Memurun durumu, emeklinin durumu? O da şimdiki açıklamalardan çıkarak söylüyorum, yola çıkarak. 9-9,5. 9-9,5 olur. Yani, ve enflasyonu ezdirmeyecekler. Emekliyi ve çalışanı enflasyonu ezdirmeyecekler. O zaman söyler misiniz Ali Bey? Hani madem biz zaten şu halimizle de hiç ezilmedik, hepimiz eciş bücüş olduk enflasyonun altında ezile ezile, ama şimdi şöyle bir bakıyoruz. 2000 kaç bu son dönemde? İş arayan emeklilerin oranı, çalışan ve iş arayan emeklilerin oranı %55'i aşmış durumda. Şimdi 70 yaşında emekli bir amcamız, teyzemiz niye çalışmak zorunda kalsın? Ben çevremden görüyorum, 70 yaşına yaklaşmış pek çok insan çalışıyor. Çalışmak zorunda çünkü. Bu oranlamalar nedir? Sizde tam vardır oran. Ne oranlar, kadar emekli çalışıyor? Oranlar tahmini ülkü. Şu anda kayıtlı çalışan, yani sosyal güvenlik destek primiyle çalışan emekli sayısı yaklaşık 450-500 bin civarında. Kayıtsız çalışan sayısı yaklaşık 7-8 milyon. Ben hayatın gerçeğinden söylüyorum. Evet. Şimdi Marmaris'teyim, bir oteldeyim. İş arıyorum diye gelen emekli sayısını geçen hafta 20'den fazlaydı. Otele mi geliyorlar? Ama otelde mi çalışmak artık için? Ülkü yaşlanmış, istediği şu. Gece bekçiliği var mı diyor. Evet. Veya bahçede diyor, ben biraz çim biçerim, biraz çim sularım, bahçıvanlık yaparım, böyle bir iş var mı diyor. Yani evet. O yaşta çalışmak istiyor ama biraz da kolay bir iş istiyor. O da haklı bir şey. Haklı, o 70 ki. Yaşında 75 yaşında kişinin tabii haklı. Sabahtan akşama kadar bir fabrikada bir makine başında çalışması çok zor. Çok. Elini kaptırır, gözünü kör eder. Ayağını kopartır. Allah korusun. Peki Ali Bey. Dikkatli davranamaz. Şimdi süremiz bitiyor ama şunu da sorayım. Siz daha önce de bu iş kanununu sizinle konuşurken kıdem tazminatını kaldırmayı hedefliyorlar demiştiniz. O çalışma saati meselesi, pastanın üstündeki krema demiştik. Bir pastanın içine baktık, neler neler çıkıyor. O zaman siz şunu da söylemiştiniz. Emekli olma yaşını da arttıracaklar. Hani güncellemek demişti bakan o zaman. Çünkü insan ömrü artıyor. İnsan ömrü uzadığına göre, arttığına göre bu emekli yaşına da bir şeyler yaparız minvalinde konuşmuştu. Şimdi emekli yaşı kaça çıkar? Sizce kaçtır iktidarın gündeminde? Şu anda hedefleri 72. Zaten ülke şu anda kanuna göre emeklilik yaşı 65. Hı hı.
Onu 72 yapmayı düşünüyorlar. Bir de işin boyut var Hükü bak. SSK emekleri eskiden %70 aylık bağlama oranıyla. Bağkur emekleri %70 aylık bağlama oranıyla emekli olurdu. Hı hı. 2008 reformuyla bu sayı %28'e düştü. Ama bak bir parantez açayım. Cumhurbaşkanı emekli maaşına aylık bağlama oranı %70. Bakanlarda %70. Başbakanlarda %70. Milletvekillerinde %70. Sadece SSK ve Bağkurlarda %28. %28. Aa, orada itibar var ya öbürlerinde. Tabii itibaren tasarruf olmaz. İtibardan tasarruf da olmuyor. Orada da amaçları %15'e düşürmek. Oo, %28'de %15'e düşebilir yeni iş kanunuyla diyorsunuz. Ali Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Topyekun izleyicilerimiz de üzüldük bu bilgiler sonrasında. Sağolunuz Ali Bey.